Süfyan efendim Şam'da kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden Abuz Şehreli, sert kalpli baktı. Abuz Şehreli. Hakikaten bunların yüzü çok eşkale bozuk böyle. Mafya görünümlü, pislik herifler. Sert kalpli. Bak çocuğu toprağın içine gömmüşler, işkence yapıyor. Adamlardan bir ordu düzenler. Bunlar her tarafa zulmeder diyor Resulullah. Süfyan medrese ve mescitleri yıkar. Müslümanlar, hakikaten Suriye'de şu an öyle yapıyorlar. Rükû ve secdeye giden herkesi cezalandırır. Celaleddin Suyuti'nin hadislerinden bunlar. Celaleddin Suyuti almış peygamberimizden hadisler. Efendim. Şam'ın ortasından adına Süfyan'ı denilen ve kendisine tabi olan çoğunun Kelp kabilesinden olacağı biri çıkar. O insanları öldürür, hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını katleder. Kitab-ı Burhan fi alameti Mehdi'yle aynı zamanda. Şu an Suriye'de olan olaylar bu. Evet, evet. Mümin genç kızların da ırzına geçiyorlar. Dindar hanımların. Muazzam bir kepazelik var. Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe diğer taraftan alevlenir. Mehdi devrinde diyor peygamberimiz bak. Bir taraftan sakinleştikçe diğer bir taraftan alevleniyor. Hakikaten öyle oluyor Suriye'de. Bir yerde sakinleşiyor gibi, başka yerde alevleniyor. Gökten çağırıcı, Mehdi emrinizdir, Mehdi liderinizdir demedikçe de fitneler bitmez. E biz de gece gündüz işte bunu söylüyoruz. Bak Mehdi emrinizdir, Mehdi lideriniz demedikçe de fitneler bitmez. Bitmez. Yani Mehdi çıkmadan bu bela bitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman etti. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiçbir kimse sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Ne Birleşmiş Milletler kurtarabiliyor, ne Türkiye kurtarabiliyor, ne bir başka yer kurtarabiliyor. Bak, kimse diyor sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak Suriye'de. Oradan Irak'ın üzerine çökecek. Bak şimdi Irak da karıştı. Tabii. Şimdi aynısı mı? Aynısı. Bu olaylar diyor Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir taraftan def etmeye çalışırken diğer taraftan yine ortaya çıkacaktır. Kenzul Ummal, Kitabul Kıyame, Kısmul Efal, Cilt 5, sayfa 38-39.